Merhaba. Binlerce kişinin hayatını kökten değiştiren ve büyük ihtimalle senin de hayatını değiştirecek olan NeverFap Akademi'ye hoş geldin. Öncelikle sana kendimizi tanıtalım. NeverFap Akademi bir YouTube kanalının ötesinde, bünyesinde onlarca çalışanın bulunduğu büyük bir organizasyondur. Beynin ödül sistemine büyük zararlar veren ancak hiç kimsenin toplumu uyarmadığı pornografi bağımlılığını yenmiş kişiler tarafından kurulan ve yönetilen bir organizasyondur. Şaşırabilirsin. Abartıldığını, hatta bir grup insanın pornografinin zararları hakkında çalışmasının saçmalık olduğunu bile düşünebilirsin. Bunu düşünmen gerçekten çok doğal. Bu tıpkı birilerinin sana yıllardır görüştüğün ve yakın olduğun kapı komşun hakkında kötü şeyler söylemesi gibi gelebilir. Birileri sana bağırıp çağırsa, komşunun olan ilişkini kesmeni söylese ve nedenini sorduğunda yanıt vermese, yapacağın ilk iş komşunu ziyaret etmek ve sana inanmak istediğin şeyleri söylemesini beklemek olurdu. Ama komşunun aslında suçlu ve tehlikeli birisi olduğunu kanıtlasalar, komşunla arana mesafe koyar ve iletişimini keserdin, değil mi? İşte biz NeverFap Akademi olarak ikinci şekildeki gibi hareket ediyoruz. Biz sana ne yapacağını söylemeyiz. Sana dayatmalarda bulunmayız. Sana sadece bilimsel gerçekleri sunar ve seçimi sana bırakırız. Sonuçta hayatını değiştirip değiştirmemek senin elinde. İşte tam burada insanların bir kısmı bu sekmeyi kapatacak ya da videodan çıkacak. Geri kalan kısımsa hayatını kökten değiştirecek olan şeye biraz daha yaklaşacak. Abartmıyorum güzel dostum. Kendimden ve yıllardır gözlemlediğim binlerce insandan biliyorum. Bu kanalda ve blogda anlatacaklarımız hayatını kökten değiştirebilir. Son 15 yıldır tüm dünyada milyonu aşkın insanın pornografiyi bırakarak hayatını değiştirmesi nasıl mümkün olabiliyor? Bu kadar insanın plasebo yaşaması mümkün mü? Pornografi insana nasıl bu kadar zarar verebiliyor? İşte bu sorular bu organizasyonun kurulma sebebini oluşturuyor. Bu ufak yazı dizisinde sana NeverFap'in ne olduğunu, NeverFap Akademi'den nasıl faydalanabileceğini anlatıp NeverFap takipçilerinin ve üyelerinin geri dönüşlerini paylaşacağız. Öncelikle aklına gelebileceğini düşündüğümüz 4 soruyla başlayalım. Porno'nun zararlarını daha önce neden hiç duymadım? Hiç ortaokuluna ya da lisene gelip cinsel eğitim veren, pornografinin etkilerini anlatan uzmanlar oldu mu? Ya da annen veya baban belli bir yaşa geldiğinde seni cinsellikle ilgili bilgilendirdiler mi? Cevabının hayır olduğunu tahmin etmek hiç de zor değil. Pornografi, teknolojinin gelişmesiyle beraber hayatımıza her geçen yıl biraz daha fazla girdi ve bir norm halini aldı. Kimseler seni uyarmadı, zararlarını anlatmadı. Sadece yasaklar koyarak pornografiyi daha da çekici hale getirdi. Hiçbir eğitim verilmeyen bir çocuğun pornografi bağımlısı olmasından daha normal ne olabilir ki? Pornografiyle ilgili şimdiye kadar konuşulduğunu hiç görmedik. Yoksa bunca yıl pornografiyle ilgili hiç kimse araştırma yapmadı mı? İşin aslına bakarsak pornografiyle ilgili yüzlerce bilimsel çalışma mevcut. Şaşırdın mı? Bu kadar çalışma varken nasıl oluyor da insanlar pornografinin zararlarına dair hiçbir şey bilmiyorlar? Bunun birinci sebebi kimsenin sosyal medyada gezinmek, internette dolaşmak veya porno izlemek varken bilimsel dergilere ulaşıp pornonun zararlarını araştıracak olmaması. Hiçbir uyuşturucu bağımlısı maddenin etkisindeyken uyuşturucunun zararlarını düşünmez. Öyle değil mi? İkinci sebebi ise bu çalışmalarda kullanılan dilin genellikle ağır olması. Ham haliyle pek de dikkat çekmeyen, genellikle ağır bir dil kullanılan çalışmaların analiz edilmesi, işlenmesi ve okurlara uygun hale getirilmesi gerekmekte. Yurt dışında bu tarz çalışmaları analiz ederek blog yazıları hazırlayan organizasyonlar gün geçtikçe artmakta. Türkiye'de bu görevi hiçbir kurumdan destek almadan NeverFap Akademi olarak biz gerçekleştirmekteyiz. Peki porno nasıl zarar veriyor? Bu soru NeverFap Akademi'nin var olma sebebi olduğu için tek bir paragrafta anlatmamız mümkün olmayacak. Ancak özetleyecek olursak, pornografi beyinde uyuşturucu maddelerin yarattığı etkiyi yaratıyor. İçerdiği şiddet ve diğer unsurlar nedeniyle de psikolojik problemlere neden oluyor. Peki bağımlılar tam olarak iyileşebiliyorlar mı? Beyin mucizevi bir düzeyde iyileşme özelliğine sahip. Binlerce gün porno ile tahrip olan beyin, porno kesilir kesilmez iyileşmeye başlıyor. Ortalama olarak 7. gün itibariyle hissedilen bu iyileşme her geçen gün artıyor. Beynin bu iyileşme yeteneği ise nöroplastisite olarak adlandırılmakta.
Siz kimsiniz? Niçin bu işi yapıyorsunuz? Biz zamanında pornografi bataklığına batmış ve bataklıktan çıkıp büyük değişimler yaşamış, hayatın iplerini ellerine almış bir grup insanız. Dini ya da siyasi bir grup da değiliz. NeverFap'in hayatımızı nerelerden nerelere getirdiğini gördükten sonra sosyal medya gruplarında tecrübelerimizi paylaşmaya başladık. Sayımız arttıkça etki edebildiğimiz ve edebileceğimiz insan sayısının farkına vardık. Bizim hayatımızı bu kadar değiştiren bir şey binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce insanın hayatını değiştirse ne olur? Hem bireysel açıdan hem de toplumsal açıdan neler değişir? Yasakların sadece çekiciliği arttırdığı bu dönemde cebimizdeki telefonlara kadar girmiş olan pornografinin zararlarını bilimsel açıklamalarla anlatmak için varız. Seni belki hiç görmeyeceğiz. Ancak biliyoruz ki sen bağımlılığından kurtulup hayatını değiştirdiğinde kendini tanıyan, başarılı, mutlu ve huzurlu birisi olacaksın ve çevreni aydınlatacaksın. İşte bizim yegane motivasyon kaynağımız. İlk içeriği fazla uzatmayalım güzel dostum. Hadi bir sonrakine geçelim.